Efendim reklamları geride bıraktık. Kalan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Konya Valiliği himayelerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 3. uluslararası projeden uygulamaya eğitim sempozyumunun açılış programı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Konya Valiliği himayelerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumunun açılış programı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumla Türkiye'de ve uluslararası eğitim platformlarında yapılan örnek projelerin ve öğretim uygulamalarının bilimsel sonuçlarının eğitim camiasıyla paylaşılması, yaygınlaştırılması, öğretmenlerin ve akademisyenlerin proje hazırlama ve uygulama deneyimlerini paydaşlara aktarmaları hedefleniyor. UES 2023 açılış programına Vali Bahattin Özkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mürsel Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, akademisyenler ve öğretmenler katıldı. UPUES 2023'ün açılış programında konuşan Konya Valisi Bahattin Özkan, eğitimin marifet işi, bütün sektörlerin aslında insanların gelişmesinin ana mecrası, anahtarı olduğunu söyledi. Öncelikle Necmettin Erbakan Üniversitemizi tebrik ediyoruz. Belediyelerimizin katkıları, Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerin buna müdahil olması, bu işbirliği, bu iletişimin gerçekten bir sinerji oluşturduğunu, bir bereket oluşturduğunu ben de müşahede ediyorum. Çocuklarımız, bizler, memleketimiz bundan istifade edecektir. Dünya bilim tarihi, dünya bilim havuzu bunun geliştirilmesi yönünde gerçekten Anadolu'nun ayrı bir yeri, bir önemi var. Hem hikmeti hem hükümet etmeyi kendisinde barındıran Konya'mızda bu ilmi meseleler, bilim konusu, eğitimle ilgili hem kurumsal ve kapasitenin artırılması, bu noktaya katkı verenlerin oluşu şehrimizin geleneğinde vardır. Biraz önce konuşmalarda ifade edildi. Bunlar elbette ki bizim için çok önemli bir istinat noktası, bir övünç kaynağı. Ama bunun istinat noktası olurken aynı zamanda günümüzde biz ne yapıyoruz, neredeyiz, geçmişle ve yatay olarak diğer ülkelerle, diğer alanlarla, diğer sektörlerle sürekli o mukayesenin olması da aynı zamanda bu çalışmaları teşvik edici, tahrik edici bir unsur olduğunu hep biliyoruz. Bugünkü sempozyumda da değişik alanlarda, değişik sektörlerde, değişik projelerde eğitimle ilgili, eğitimin teorisiyle ilgili, uygulamalarıyla ilgili aslında bütün bu çalışmaları birleştirerek daha da ileri götürmek, daha da iyi bir mecra oluşturmanın yolunu, yöntemini hep beraber araştırıyoruz. Bu arayış içindeyiz. Bunun çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, şüphesiz ki bilim ve eğitim bir medeniyetin istikbalinin anahtarıdır dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Uluslar nesilden nesile aktardıkları bilim, sanat ve kültürel değerleriyle yükselir. Bizler de medeniyetlerin ve bilimin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Özellikle Konya'mız eğitim ve bilim tarihi içerisinde köklü bir geçmişe sahip. Bugün ecdadımızdan bizlere miras kalan pek çok eğitim kurumuna ve medreselere şehrimizde ev sahipliği yapıyoruz. Onların eğitime verdiği önemin sorumluluğunu bizler de taşıyor ve bu doğrultuda Konya'mızın bir bilim ve eğitim şehri haline getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri ve eğitim değerlerimize katkıda bulunmak amacıyla bugüne kadar onlarca çalışmayı hayata geçirdik. Aynı zamanda şehrimizdeki tüm üniversitelerle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çeşitli zamanlarda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Tüm bunlarla şehrimizi bilimde ve teknolojide en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Yine aynı amaçlarla Necmettin Erbakan Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde düzenlediğimiz 3. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumunun oldukça güzel sonuçlarla beraber getireceğine yürekten inanıyorum. Özellikle Türkiye'de ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen örnek projelerin
ve öğretim uygulamalarının bilimsel veriler ışığında eğitim camiasıyla paylaşılması amacını taşıyan sempozyumun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her türlü eğitim ve sosyal faaliyetlerin içerisinde bulunmak için bütün kurumlarla işbirliği içinde izleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü. Çoğu kez bölümleri itibariyle ilk 10'da yer alan fakültelerdir. Akademik anlamda bu başarı devam ederken aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin bir başka hususu ve özelliği de ön plana çıkmaktadır ki Konya'daki akademik eğitim ve sosyal faaliyetlerin her alanında bulunabilmek için bütün kurumlarla işbirliği için büyük gayret sarf etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, diğer ilçe belediye başkanlıklarımız, kendi kampüslerimizin bulunduğu Ereğli ve Seydişehir Belediye Başkanlıklarımız, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, hemen hemen bütün sosyal ekonomi kuruluşlarımız, ticaret odamız, sanayi odamız hep birlikte hareket ediyoruz ki bir enerji ortaya çıksın. Mesela bunlardan birisi Türkiye'de yine birkaç tane şehirde bulunan Teknik Meslek Yüksek Okulu. Sanayi odamızla birlikte hareket etmenin sonucu ortaya çıkmış olan bir meslek yüksek okuldur. Türkiye'de 2 ya da 3 tane şehirde vardır ve buraya giren öğrencilerin puanları mühendisten daha yüksektir. Binamızı sanayi odamız yapacak inşallah. Gelecek sene itibaren kendi binamıza geçeceğiz ve daha da kaliteli bir noktaya gelecek bu meslek yüksek okulumuz. Şu anki yaptığımız sempozyum da marka değeri ulaşmaya başlayan işlerden birisi. Yayıncılık Yaz Okulu'nu başlattık. Diğer şehirler özellikle İstanbul'a itiraz etti. Dedi ki yayıncılığın merkezi İstanbul'ken bu nasıl Konya'da yapılıyor? Ama Kültür Bakanlığımızın teveccühü Konya olmuştur. Erbakan Üniversitesi ile birlikte. Bu da marka değeri ulaşan bütün Türkiye'den ve dünyadan katılımcıların bulunduğu bir sempozyum haline geldi. Bu sempozyumda evet şu andaki dekanımız ve Milli Eğitim Müdürümüzün katkısı olmakla birlikte vefa örneği olarak geçmişte bu işi başlatan ve katkısı bulunan eski dekanımız Erdal Hoca'ya ve eski Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit şunları ifade etti. Öğretmen sahip olduğu bilgi, birikim ve tecrübeleri öğrencileri başta olmak üzere talip olan herkesle paylaşan, yeniliklere, yeni bilgi ve fikirlere gönlünü ve zihnini açık tutan insandır. Bu sebeple iyi bir eğitimciyi hayat boyu diri tutacak olan en önemli husus sürekli öğrenmesi, öğretmesi, çağını tanıması ve yaşadığı çağa dair söyleyecek sözü olan nesiller yetiştirmesidir. Ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan örnek projelerin ve öğretim uygulamalarının eğitim camiası ile paylaşılması, yaygınlaştırılması, öğretmenlerin ve akademisyenlerin proje, bilgi ve deneyimlerini yeni paydaşlara aktarmaları da büyük bir kıymet ifade etmektedir. Biliyoruz ki hem akademisyenlerimiz hem de öğretmenlerimizin bu noktada daha çok kişiye ulaşması şehrimizin ve ülkemizin eğitim çıtasını daha da ilerilere taşıyacaktır. Bu yıl üçüncüsünü düzenlemekte olduğumuz UPS bu açıdan çok önemli bilgi ve tecrübe paylaşım platformu olarak eğitimcilerimize sunulmuş özel bir alan olmuştur. Üçüncü uluslararası projeden uygulamaya eğitim sempozyumunda sunulacak bildirilerin elektronik ortamda da yayımlanacak olması da çalışmaların çok daha fazla muhataba ulaşmasına vesile olacaktır. Değerli konuklar, bilindiği üzere bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmekte olduğumuz sempozyuma yapılan başvurularda Erasmus, Etivinik, TÜBİTAK, Teknofest, eğitim içerikli üniversite öğrenci projeleri, kalkınma ajansları ile kamu kurum ve kuruluşlarını desteklediği eğitimle ilgili projeler, öğretimde iyi örnekler, eğitimde iyi örnekler ve projelerle ilgili araştırmalar tema olarak belirlenmiştir. Sempozyuma 554 katılımcı tarafından 225 bildiri müracaatı yapılmış olup 178 bildiri sunulmaya hak kazanmıştır. Sempozyumda 3 günde toplam 39 oturum yapılacaktır. Sempozyumun gerçekleşmesinde kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mürsel Biçer şu ifadelere yer verdi.
Dolayısıyla bu kapsamda biz özellikle eğitim fakültesi olarak il milli eğitimle yapmış olduğumuz kurumlar arası işbirliğini büyük önemsiyoruz. Özellikle geçmiş yıllarda fakültemize baktığımız zaman fakültemizde araştırma anlamında, yayın anlamında, atıf anlamında çok büyük kademe ilerlemişiz. Aslında eksik olan taraflarımıza baktığımız zaman projeler ve kurumlar arası işbirliğinde biraz eksik kalmışız. O yüzden özellikle eğitim fakültesi olarak il milli eğitimle yapmış olduğumuz çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla yapılan çalışmaları incelediğimizde de özellikle kültür, sanat, oyun ve dijital zeka anlamında birçok önemli çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bunlar da aynı zamanda milli eğitimde görevli öğretmen arkadaşlarımızın özellikle proje tabanlı eğitimlerine çok büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Dünyada özellikle dijital eğitimin yaygınlaştığı, işte örneğin ChatGPT gibi programların yayınlaştığı eğitim programlarına bakıldığında artık daha çok teoriden ziyade uygulamaya yönelik proje tabanlı eğitimlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda bu tür yapılan sempozyumlar, kongreler, araştırmalar, projeler çok önemli. Ayrıca dünyada Avrupa Birliği projeleri olsun, Erasmus olsun, ülkemizde TÜBİTAK ve uluslararası projelere bakıldığında biz bu paylardan özellikle dünyadaki Avrupa Birliği, Avrupa'daki Avrupa Birliği projelerinden yatırdığımız paranın çok azını alabiliyoruz.